Yayın kavurma yine tereyağı ile başlıyoruz. Tereyağda taze soğan bu sefer kullanıyoruz. Taze soğan ve sarımsak tereyağında kavruluyorlar. Ardından yayın tavaya atılıyor. Arkasından sebzelerimiz var. Biber var, domates var, havuç var bunun içinde. Onlar da tereyağında yayın pişerken onlar da yanında kavruluyorlar hep beraber. Arkasından bunu güvecimize koyuyoruz. Güvece koyduktan sonra üzerine kaşar peynirini verip fırında kızartıyoruz. Niye kaşar peyniri koyma ihtiyacını duyuyorsunuz? Halbuki bu kaşar peynirsiz de çok lezzetli bir yemek. Çok lezzetli bir yemek. Yalnız şu farkı var. Şimdi balığı herkes balık tadında sevmiyor. Kaşar peyniri koyduğumuz zaman müşterilerimizin daha çok hoşuna gidiyor. Yalnız buna bazen kaşar peyniri koyuyoruz, bazen çerkez peyniri koyuyoruz. Ne güzel, yöresel malzeme. Yöresel tadları da kullanıyoruz burada. O halde olduğu zaman şimdi genelde mesela yayın balığını, bu kavurmayı hani çok fazla balık sevmeyenler ama balık lezzetini de almak isteyenlere sunuyoruz. Onun için kaşar peynirini attığımız zaman içine daha çok lezzet katıyor. O yayın balığına daha bir farklı lezzet getirdiği için bunu deniyoruz.